Merhaba. Neden birlik olamıyoruz? Bu soruya yanıt arıyorum. Uzun zamandır. Tek başına 18 yıldır hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de dikkate alırsak uzun süredir Türkiye'de siyaset yapan ve sonunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı haline gelen bir lider tarafından yönetiliyoruz sevenleri var, sevmeyenleri var. Ama bizler muhalefette olanlar, eleştirenler sırf eleştirdiğimiz için aylardır, yıllardır düşman bellendik. Düşman olarak görüldük. Yaptığımız her eleştiriye, yapılan her eleştiriye büyük tepkilerle karşılık bulduk. Kimi gazeteci dostlarımız içeri atıldı, kimi yok sayıldı, kimimiz de pasifize edildi ve sesini duyurmaya çalışan benim gibi bazı arkadaşlarımız, dostlarımız var YouTube'da, usta gazeteciler, değerli isimler. Bunlardan bir tanesi Ünsal Ünlü. Gerçekten kendisini izlerken hayranlıkla, takdirle izliyorum. Müthiş! Kamera karşısında bir saat, bazen bir buçuk saat konuşuyor ve hiç sekmeden, hiç sektirmeden, hiç takılmadan takır takır gündemi değerlendiriyor. Açıkçası ben beceremiyorum. Doğaçlama yaptığım zamanlarda mutlaka takılıyorum. Şimdi biraz Prompter'dan, karşımda şu anda bir Prompter var. Prompter'dan destek alacağım ve bu konuyla ilgili biraz Ünsal Ünlü'yü, biraz Ruşen Çakır'ı ve Ruşen Çakır'la Ünsal Ünlü'nün bir arada yer aldığı o grubun yaklaşımlarını eleştireceğim. Uzun süredir YouTube üzerinden dediğim gibi Ünsal Ünlü, Ruşen Çakır, Levent Gültekin, Sait Sefa, Emin Çapa, Çağlar Cilara Efe Aydal, Ahmet Bozkuş ve Memduh Bayraktaroğlu gibi normal yaygın televizyon kanallarında izleme olana bulamadığım yorumcuları izliyor ve yakinen takip ediyorum. Özellikle Ruşen Çakır'la Ünsal Ünlü'yü düzenli şekilde aksatmadan izlemeye çalışıyorum. Son söylemlerinde özellikle de Ünsal Ünlü'nün birleşe birleşe kazanacağız sözüne takıldım mesela. Elbette başarılı olmak için birlikte hareket etmek, birlikte mücadele etmek ve tek yumruk olmak lazım. Birleşe birleşe kazanacağız diye haykırmak insanın içine coşku katıyor, e, gaza da getiriyor. Evet de birleşebiliyor muyuz? Sorusunu yöneltince maalesef hiç de birlik olamadığımızı üzülerek görüyoruz, görüyorum. Peki ne yapmak lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Birleşe birleşe kazanacağız demek yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bu söylem sadece, sadece sözde kalıyor. Lafta, evet gerçekte asla. Ünsal Ünlü'nün son yayınının YouTube videosunun altına yorum olarak yazmaya yeltendim önce. Birleşe birleşe kazanacağız güzel bir slogan da yani ama birleşebiliyor muyuz hocam diye yazdım ama sonra sildim vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki benim yazacaklarım söyleyeceklerim ve bu tür eleştirilere pek de tepki vermiyor yok sayıyor. Benzer durum Ruşen Çakır için de geçerli o da ona da bir takım şeyler söylüyorum zaman zaman yazıyorum hiç umursamıyor. Buradan tekrar söylesem duyarlar mı yoksa kulaklarının üstüne mi yatarlar? Açıkçası bilmiyorum. Ama ben de kendi köşemden yani kendi kanalımdan bu konuyu irdelemeye ve buradan sormaya karar verdim. Birleşmek, birlik olabilmek için ne yapıyoruz? Bir çabamız var mı? Yoksa sadece kendi eksenimizin etrafında mı dönüyoruz? Yılmaz'a Tukak'a, Levent'e ıı, ıı, Muharrem'e de git. Suat'a da hadi oradan. Sen de kimsin? diyerek nasıl birlik olacağız? Nasıl birleşebiliriz? Nasıl olacak bu birleşme? Kiminle birleşeceğiz? Başka kim var? Bizler muhalifler. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Siz oradan sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Ruşen Ünsal Oğuz vesaire vesaire. Belki siz birleştiniz de biz ta 27 Mart 1994'ten başlayarak bölüne bölüne, parçalana parçalana birbirimizden tiksinerek gelmedik mi bugünlere? Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Hiç olmazsa saygı duymak gerekmez mi? Bazılarımız salt kötü olabilir mi? Ya da salt iyi midir bazılarımız? Yapılanların olumlu tarafını görmezden gelip sadece ve sadece kendi doğrularımıza odaklanırsak, sadece kendi doğrularımıza kıymet biçerken şahsım ülkenin neredeyse tanrısı oldu, tanrısı. İnanın bana bu açıdan bakınca birleşe birleşe kazanacağız sloganı hiçbir işe yaramıyor. İnanın hiçbir işe yaramıyor. Çünkü, çünkü birleşemiyoruz arkadaşlar. Birleşemiyoruz. Nasıl birlik olacağız sorusu hala havada. Biz kar olası egolarımıza gen vuramayıp birleşemedikçe de Ha bu arada gençlere o kadar da güvenmeyin derim. Benzer söylemler gezi olaylarından sonra da dillerdeydi gençlik gümbür gümbür geliyor deniyordu da e ee, ne oldu? Neredeydi o gençlik? Gezi Parkı geçeli kaç yıl oldu? Ne değişti ondan sonra? Youtube'da Erdoğan'ın videosunun altına yüz binlerce dislike, yüz binlerce dislike sizi aldatmasın. Demokrasinin kağıt üzerinde, demokrasinin işlemediği kağıt üzerinde olduğu bir toplumda dislike'ların hiçbir önemi, hiçbir ehemmiyeti, hiçbir hükmü yoktur. Esas sormamız gereken, esas sorulması gereken soru şudur. Ülke nasıl bu duruma geldi? Erdoğan bu kadar güçlenirken muhalefet ne yaptı? Halk cahil bırakılırken, halk bu hale getirilirken muhalefetin eli say armut mu topluyordu onlar? Ne yapıyordu? Hı? Erdoğan bu kadar güçlenirken muhalefet ne yapıyordu? Hep suçu vatandaşta arıyoruz da Erdoğan mutlak tek adam haline gelirken muhalefetin kendini halka anlatmayı beceremediğini, işin ilginci bunun için somut olarak harekete geçmediğini de unutmayalım. Çünkü karşımızda çok basiretsiz ve beceriksiz bir muhalefet var. Sokakta yaptığımız röportajlarda görüyoruz ki anketlerde bunu gösteriyor, bizi doğruluyor. Tüm olanlara, yaşananlara rağmen hala AK Parti ve Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin çıkması muhalefetin bugün bile alternatif olmaktan uzak durduğu, uzak olduğu, kendini vatandaşa anlatamadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bunu daha net anlıyoruz ve elbette muhalefet çizgisinde olanların yani bizlerin birleşe birleşe kazanacağız demelerinin anlamı kalmıyor. Anlamını yitirdiği yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Bunu anlamak için çok da zeki olmaya gerek yok. Sadece sokağa bakmak, vatandaşın sokaktaki adamın ne dediğine bakmak, onları dinlemek lazım. Birleşe birleşe kazanılır. Kazanılır da biz birleşemiyoruz. Biz birlik olamıyoruz. Sadece sözde. Gerçekte. Neyse. Biliyorum ki yine görmezden geleceksiniz. Biliyorum ki bu eleştirim de güme gidecek. Çünkü tabandan, sokaktan, sokağın nabzını tutan insanlardan uzak durup onları anlamak için bir çaba sarf etmediğiniz sürece, onların ne dediğini dinlemediğiniz sürece yarın bir gün Hı, i̇nanın bana Erdoğan gidecek, Şerdoğan gelecek desem tesiri olur mu? Çünkü bugüne kadar, bugüne kadar birleşemeye birleşemeye yani bölüne bölüne kaybettik. Kaybettik, kaybediyoruz. Farkında mısınız? Aha buraya yazıyorum, aha buradan haykırıyorum, söylüyorum. Yarından sonra durum, inanın bana... Farklı olmayacak. Sizler oradan, ben buradan sesimizi duyurmaya, haykırmaya devam edeceğiz. Ama hiçbir şey, inanın bana üzülerek söylüyorum, hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü birleşemiyoruz. Birleşemezsek, birleşemezsek kazanmamız imkansız. Maalesef imkansız.